Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Neo Portföy, Portföy Yönetimi AŞ'de araştırma direktörü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da kurumsal iletişim direktörlüğü de yapıyorum sizin de belirttiğiniz gibi. Neo Portföy bağımsız bir portföy yönetim şirketi. Esasında çok uzun zamandır tanıdığım da aynı zamanda ortaklarının dostlarım da olduğu bir şirket olduğunu belirtmek isterim. O benim için çok anlam ifade ediyor çünkü. Herkes kendi ebilitelerine göre en iyi olduğu alanda uzun yıllardır tecrübesi olan, gerçekten de sektörde hatırı sayılır projelere de imza atmış kişiler açıkçası. Şirketle de ilgili en çok sevdiğim şeyin de altını çizmek isterim. Ortaklar bil fiil fon yönetiminde kendileri de çalışıyorlar. Yani sonuçta bir patron şirketi ve veya her kurumsal background'dan geldiği için tamamen kurumsal şirket özelliklerini taşıyarak patron şirketi olarak değil, bir eşleştik, bir ortak amaca yönelik, hedefe yönelik esasında çalışma grubu diyebilirim. Kendileri hiyerarşi gibi. Evet. Yani yöneticiler hem liderlik ediyor hem de ekibin bir parçası olarak çalışıyor aktif olarak. Kesinlikle. Ne güzel. Kesinlikle. Harika. Bu işi bilen insanlar olmaları da ayrıca önemli. Peki sizin bu konuya ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Benim esasında finansa olan ilgim okuldan mezun olduğum zaman da işletme fakültelerine girmek çok önemli bir stratejiydi. Gelecekte iyi meslek olması açısından o biraz pazarlaması yapılıyordu açıkçası. Benim de istediğim kişilere kendim de öğrenme ihtiyacım olarak düşündüğümde en çok neyi öğrenmeye ihtiyacım var diye sorduğumda kendime gelecekte olacak paramın yönetimini iyi yapmak sorusunun cevabıydı esasında girmek istediğim yer. Kişilere de daha sonrasında bunun rehberliğini yapmaktı amacım. Beni bu mesleğe bu ana fikir ve bu öz istek esasında yönlendirdi. Daha sonrasında ama gerçekten de her kısmında çalıştıktan sonra diyeyim, yurt dışı satış pazarlama birimlerinde çalıştım. Ülkemizin ekonomisini, ülkemizin şirketlerini uzun seneler pazarladım yabancı fon yöneticilerine. Nerede, ne zaman Türkiye'de neyin alınıp neyin satılacağını bil fiil salisesi salisesine bir 15 sene kadar çalıştım. Onun sonrasında kendim bu satış tarafından fon yönetimi tarafına geçmeye arzu ettim. Fon yönetimi tarafında da işte esas hani yorumlarını yapmak kolaydır. Fakat altına taşın altına elinizi koyup gerçekten risk büyük montanda o parayı yönetmektir. Hı-hı. Esas zevk de burada zaten. Sonuçta adrenalin de var biraz. Kesinlikle. Onun altını çizmenize çok teşekkür ederim. Tabii. Adrenalin sevenler derneğinin başkanı olarak o yaşlarda da bunun en hızlı yerlerinde kurumlardaki bölümlerinde çalıştım. Büyük tecrübeler edindiniz. Çok güzel tecrübelerin olduğu kadar çok krizler de geçirdik. Yani evet 95-96'da ben Amerika'daydım, okuyordum o sırada ama daha sonrasındaki 2001 kriziyle başlamak üzere bayağı hani anlatacak hikayelerimizin oluştuğu, sektördeki arkadaşlarımızla da gerçekten işin içinden nasıl çıkacağımızı çok zamanlarda düşündüğümüz şeyler oldu. Bu esasında bir birliktelik yaratıyor. Yani orada insan biraz hani simyacı gibi sabrederek ve pozitif düşünerek kendini daha farkındalıklı bir şekilde çözüm odaklı büyütür ya. Bütün sektör ben böyle büyüdüğümüzü de düşünüyorum. Türkiye ekonomisi çünkü hepimize hem vatandaş olarak. Yok yani ülkemizde. Evet. Devamlı bir olay. Devamlı güzel senaryolar yazabilmeyi başarabilen bir ülkeyiz maşallah. Onu da belki yine takip etmeyi seviyorum. Yani bu içinizde olmasa zaten yapmazsınız. Zor. Bu sektör zor bir sektör. Çok kolay olduğunu iddia kimsenin edeceğini zannetmiyorum. Ama böyle kriz yönetimi, stres yönetimi bunlar da önemli. Bunlarda da zaten bir insan olarak da kendiniz esasında
nefes alıp verip orada sakin ve cool kalıp yine iş odaklı, ne yapılması gerektiğine odaklanıyorsunuz. Demek ki ben öyle diye düşünüyorum. Kuvvetlendirmem gereken kasım oydu. Hiçbir şey tesadüf değildir. Kesinlikle de bu mesleği seçmem ve geçeceğim testlerde, çünkü odaklandığım şey de o oldu. Ne kadar sakin ve kendimde odaklı kalır, iç sesime güvenirsem o kadar daha iyi performans yaptım. Güzel. Hiç kalabalığa katılmadan, hiç hani galeyana gelmeden, sürü psikolojisi, sürü psikolojisine girmeden. Çünkü hatalar yapa yapa zaten öğreniyoruz. Artık onu yapmamayı bu şekilde, esasında kişisel bir gelişim aracı oldu benim için mesleğim. Çok güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden biraz daha bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Şimdi Neo Portföy tipik bir portföy yönetim şirketinden nesi farklıdır diyecek olursak, her portföy yönetim şirketi sermaye piyasası fonlarının haricinde özellikle girişim sermayesi fonları ve gayrimenkul fonlarında bu kadar odaklı değildir. Neo Portföy'ün en büyük özelliği her üçünde de bu kadar odaklı gitmesi ve her birinde de yeni projelere imza atmayı kendine amaç edinmiş olması. Yönettiği sermaye piyasasındaki fonlarda hep amacı ilk 3'te ya da 5'te olmak. Muhakkak getiriyi çünkü ister müşteri. Bu nedenle de onlarla göğsünüzü kabartacak bir getiriniz var ise, zaten müşteriye de onun varlık dağılımını güzel yaptıysanız risk algısına göre, sonuçta müşteri sizinle kalıcı olacaktır mottosunu güder. Ama da bunu yaparken bütün diğer sektörlerde neler esasında trenddir, neyi yakalayayım diye kendini o sürekli geliştiren kaslarıyla dinç tutar, fit tutar. Bu nedenle de verdiğimiz hizmetlerde hem family office dediğimiz, işte bu family office yönetimleri, özel portföy yönetimi, kişiye özel portföy yönetiminde daha başka çeşitlendirilmiş enstrümanlar da kullanılması. Bunlar şimdi yeni senede başlayacağımız yeni servislerimiz. Bununla beraber şimdiye kadar oluşturduğumuz gayrimenkul fonları ve girişim sermayesi fonlarında startup ekosistemi olsun, teknoloji, yeşil enerji, işte yenilenebilir enerji, ESG dediğimiz çevresel faktörleri sıfır karbona indirebilmek için gelişmiş tüm sektörler, buradaki trendler, bununla yine beraber sağlık bacağı, teknoloji sağlık bacağı, tarım, kıtlığa karşı olan her türlü gelişmeler, sürekli benim esasındaki görevim araştırma direktörü olarak bunlarla ilgili yenilikçi Neo Portföy'ün müşterilerine neler katabileceğimizi takip etmek. Bununla kalmıyor. Direkt İMKB BİST'te var olan bütün şirketlerin, kendi portföyümüze almak istediğimiz bütün şirketlerin de araştırmaları, o şirketlerdeki yeni halka arzlardaki bütün detaylı araştırmaları da yapmak da görevimiz. Bayağı kalabalık bir gündemle güzel ilerliyoruz. Harika. Hedeflerinize ulaşmanızı diliyoruz en kısa teşekkür zamanda. Teşekkür ederiz. Çok güzel hedefleriniz var. Özellikle çevreci olan kısmı çok önemli. Çağımızın en önemli konusu gerçekten tarım, çok önemli. Dışa bağımlılıktan kurtulacağız, teknolojiyi kullanacağız. Bunlar da gündemimizde. Peki kimler sizin ekibinizde yer alabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Açıkçası kişinin bir kere bir takım ruhuna sahip olup, bizimle aynı vizyonda olup da yaptığı işi kendi zaten ciddiye alıp en iyi şekilde yapmaya çalışması, sahiplenecek. Yani burada en güzel şey, fon yöneticilerimiz var, çok çok kıymetli. Biz onlara o kadar güveniyoruz ki ne neden niçin sorusunu sormuyoruz. Bir müşteri neden bu kadar şimdi düştü dediğinde, merak etmeyin, o ne yaptığını bilen bir fon yöneticisi istiyoruz. Aynı mantıkta her birimde çalışan arkadaşımız, operasyoncunuzdan tutun, takas işlemlerini yapan, fonların kuruluşlarını yapan, her türlü araştırma biriminde görev alan her arkadaşımız kendi içi disipliniyle, kendi gerçekten öğrenmeyi, keşfetmeyi arzuladığı için, kendi merakından ve daha iyi kendini
en iyi versiyonunu bulabilmek için ne orada çalışmaya gelmiştir. Yani bu kesinlikle altını çizmek istediğim bir nokta. Çünkü kendinizin en iyi versiyonunu zaten bulmaya çalıştığınız zaman onu etrafınızdakilerle beraber paylaşmak bir şekilde bolluk bereketi getiriye inanıyoruz biz. Bunun da donanım sahibi bir insan oluyorsunuz, katma değerli işler yapıyorsunuz, kuruma faydalı oluyorsunuz. Kendinize de yatırım yaptığınız için kesinlikle siz kendinize de güzel bir gelecek hazırlıyorsunuz. Kesinlikle ve bu yaptığınız bir şekilde ülkenize, tabii bir şekilde oluyor gençlerinize, evet, sizden sonra gelecek olan, örneğin bizim amaçladığımız çok önemli bir nokta daha var. Onun da altını çizmek isterim. Sosyal sorumluluk projelerinde kendimiz bir fon yönetiminin oradaki kazancımızdan, yönetim bizim komisyon gelirlerimizden yarısını örneğin bu 2024'te ortaklık yapabileceğimiz, bu çok sanatla iç içe girmiş olan gençlerimiz olabilir veya bir şeyde gerçekten spor olabilir, bu yapmak istediği bir yapay zeka programı vardır, onun finansmanı olabilir. Hani hepsi Türkiye'nin ileriye gitmesi için, gençliğin ileriye gitmesi için odaklanmış kişiler zaten. Kendi çocukları var, kendileri de kendi çocuklarına bıraktıklarında bunu bırakmak istiyorlar. Zaten o amacınız olduğu zaman bütün takımda, dolayısıyla Neoportföy'ün bir parçası olmak da çok kolay oluyor. Harika. Tabii donanım sahibi olacak, tutkuyla bağlı olacak. Bunlar da önemli. Şebnem Hanım, sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şunu söyleyebilirim. Hani her zaman altını çizdiklerini biliyorum para piyasası fon yöneticilerinin, ama ben senelerce bu piyasada gerçekten fonların aracılığıyla paramı yönetmenin yararına alıştıktan sonra çok daha az stresli olduğumu açıkça söylemek istiyorum buradan. Kendim de bir yatırımcıyım sonuçta, kendim de paraları yönetiyorum gerek aile ve çevrem için. O yüzden profesyonel anlamda bu işi yapmayı bilen kişilerden gelip fikir almaları, önümüzdeki 2024 de önemli bir sene olacak. Şu ana kadar yaşadığımız şeylerdeki değişimlerin olabileceğini göreceğimiz bir sene olacak. O yüzden fonlar aracılığıyla paralarını yönetecekleri bir yaklaşım yaparlarsa hayatlarında, hem kendilerinin günlük yaşamda gerçekten daha fazla zamanları kalacak, daha huzurlu uyuyacaklar diye düşünüyorum. Hem de getiri maksimizasyonu gerçekten fondaki dağılımların güzel yapılmasıyla çok daha iyi oluyor. Onun altını çizmek isterim. Kendilerini güvenli ellere teslim etsinler değil mi? Fon yöneticilerine rahat bir şekilde uykularını uyusunlar. Çünkü paraları en iyi şekilde değerlendirilmiş olacak bu şekilde. Evet. Efendim, katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de size. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan'dı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.